değerli izleyiciler. Yeni bir sağlık gündemi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi programımıza sağlık ve mutluluk dileklerimizle başlıyoruz. Bugün konumuz farklı. Biraz hem sağlığı hem sosyal içeriği olan bir konu. Kadın erkek ilişkileri, insan ilişkileri ve konumuzu bize aktaracak olan çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Ünsal Söylemezoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba. Evet, çok teşekkür ederiz bugün bizimle oldunuz. Çok önemli bir konuyu sizinle paylaşacağız. Evet, insan ilişkileri çok zor değil mi? İki insanın bir arada olması çok zor. Hele bu bir çatı altında, bir evlilik müessesesi içindeyse herhalde daha da zor. Bunu sizden dinleyeceğiz. Evet, nedir insan ilişkileri? Nasıl başlar, nasıl devam eder, neler olmalı? Sizden rica ediyoruz bunu. Tabii. Çok güzel ifade ettiniz yani insanı. Ben öyle görürüm. İnsan olmak zor zanaat derim. Bana göre öyledir. İnsan olmak zor zanaattır. İki insan ilişkisi bir kat daha zordur. Eğer bu iki insandan birisi kadın, birisi erkekse ilişki bir kat daha zorlaşır. Eğer bu kadın ve erkek ortak bir yaşamı birlikte götürüyorlarsa, mesela evlilerse, ilişki tap noktada zorlaşır. Zorlaşır. Yani bugün insanların nasıl evlendiğini ben anlayamıyorum. Neden anlayamıyorum? Onu ifade edeyim size. Bugün yapılan istatistikler dünyada ve Türkiye'de evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Şimdi siz bir ticaret insanı olsanız, Deniz Hanım, bir yere yatırım yapacak olsanız bu yatırım %50 iflas eder deseler girer misiniz böyle bir yatırıma? Evet. Ha, o zaman çok önemli bir soru geliyor insanın aklına. Peki ne oluyor da evliliklerin böyle yarısı boşanmayla sonuçlanıyor? Bunu anlayabilmek çok önemli. Yani üzgünüm, ben 40 seneye yakındır insan ilişkilerini çalışırım. Büyük oranda da ülkemde çalıştım ben. Geri kalan 50'nin de evlilik ilişki içerisinde o kadar mutlu oldukları düşüncesinde değilim. Üzgünüm ama böyle. Sadece yürütme babında. Yürütüyorlar. Bir takım neden görev yani. Gibi, çocuklar için evet. Gibi böyle. Hayatta böyle hiç hoşlanmadığım bir cümle bizim. Yani mesela öyle kızarım ki öyle anne ya da babalara, çocuklarına dönüp de bak ben bu anneni dayanmam, onu boşarım ama sen varsın diye. O çocuğa ne kadar büyük yük yüklüyorlar. Ya olmaz böyle bir baba, bir anne bunu yapmaz. Bu bir istismar aslında. Tabii. Çocuk istismarına giriyor bence. Tabii. Yani o çocuk anneyle baba arasında nasıl çıksın ya, bu sizin probleminiz. Yetişkin insanlarsınız. Buyurun boşanacaksınız boşanın, evleneceksiniz evlenin diyemezler. Anlatabildim evet. Mi? Evet. Yani iyi bir anne veya baba böyle davranmaz. Ben eşimle ayrılık kararı alsam giderim genç kızıma, o delikanlı oğluma dönerim. Bak evladım, benim annenle karı koca olarak diyalogumuz, bir kadın erkek diyalogumuz sonuçlandı, bitti. Bunun seninle ilgili bir tarafı yok. Senin annenle de ilişkin aynen devam edecek, benimle de ilişkin aynen devam edecek. Bu bizim ilişkimiz bitti diye öyle konuşurum. Yoksa o çocuğa yük yüklemem. Annelerden üzgünüm. Gerçekten üzgünüm Deniz Hanım. Çok duyuyorum çünkü. Çocuğuna dönüp de ben bu babana bir dakika dayanmam ama sen varsın diye. Şimdi o çocuğa ne kadar büyük yüklemek. Şimdi şu noktayı biraz anlamak önemli gibi geliyor bana. Yani ne oluyor da ilişki bu kadar zorlaşıyor acaba? Nedir zorlaşan? Çünkü Deniz Hanım, ilişkiyi başlatmak çok kolay. O kadar kolay başlar ki ilişkiler. Bazen bir bakışta, bazen bir tavırda, bazen bir tarzda, bazen saçını şöyle bir atar, bir bakarsın inanılmaz şeyler. Yani beğeniden tutun da en köşeye de aşka kadar. Çünkü aşk çok spesifik bir yaşantı. Aşık olma çok farklı bir şey. Onun üzerine dalarsak aşkın içerisinde, yani aşk çok kısa bir tanımlamayla insanın kendi iç dünyasını, yalnızlığına son vermek üzere sevgi duygusunu karşı tarafın üstüne yüklemesi, onu
onu yükleyip onu beğenmediği, hoşlanmadığı yanlarını psikolojik olarak farkına varmadan boyayarak karşısındaki insanı bir yüceleştirmesi, iki ülküleştirmesidir. Yani karşıdaki insan gerçeği değildir o. Onun için benim bir aşk şiirim var. Ben böyle tanımlıyorum. Aşk. Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın. Sen o anlamların içinde sadece bende varsın. Aşk evet, öyle bir çok şey. Çok güzel. İlişki evet. Böyle yoğunluk içerisinde ilk başladığı zaman çok yani güzel. Bir şekilde evet. Başlıyor o. Bazen dokunmayla başlıyor, bazen bir konuşmayla veya aşkla. Çok geniş bir yelpazede beğeni, tutku, hayranlık, akılcı bir karar vererek başlatmak ilişkiye ne olursa olsun. İlişki ilk başladığı zaman bir enerji çıkıyor ortaya ve başlıyor tırmanmaya. O gün sabah kalkarız, onunla birlikte kalkarız, açarız telefon, konuşuruz. Evet. Öğleden sonra otururuz, konuşuruz. Yüzünüzün hatları çok şey oldu Deniz Hanım. Hatırladınız mı yoksa? Yok, bir şey hatırlamadım. Çok güzel anlatıyorsunuz, ben de dinliyorum, evet. Onu beğenmediğimiz yanlarını kapatıp yüceleştirmek ve ülküleştirerek. Ama bu hep uzaktan da olur. Uzaktan da olur, hoş yakından da olur. Hesabı, yani evet. Ama yakından da olur. İlişki tırmanmaya başlar. Öğleden sonra telefonda konuşuruz. Akşam yüz yüze konuşuruz. Tırmanır. İşte nişanlı, birlikte bir ev tutmaktı, evlilikti derken. Böyle tırmanma hep böyle gitmez. Taraflardan biri durur. Öbürü tırmanmaya devam eder. Bunu daha çok şu yaşantılarda fazla görürüz. Sen eskiden bana jest yapardın, çiçek getirirdin. Şimdi gidiyorsun, şeyin karşısına oturuyorsun, televizyon, maç seyrediyorsun, benimle ilgilenmiyorsun derken ilişkide bir şeyler karışmaya başlar. Tamam mı? Taraflardan beraber tırmanıyorlardı, birisi durdu. Eskisi gibi aklına gelmiyor, eskisi gibi ona bir jest, bir şey yapmak istemiyor. Öbür de başladı sallanmaya. Bana hiç canım cicim demiyorsun, eskiden gelir saçımı severdin. Ve ne bileyim, eskiden iş yerinden beni arardın, işlerindeyim diye sorardın, hiç sormuyorsun deyince. Burada bir şey aklıma geldi Deniz Hanım. İlk duyduğumda inanın hayretler içerisinde kaldığım bir oyun oynanıyor. Oyun şu, taraflar tırmanıyor, biri duruyor. Durunca öbürü kovalamaya başlıyor. Kovalayan kovaladığı müddetçe kaçan kaçıyor. Bu oyunun adı kaçma kovalama oyunu Deniz Hanım. O tırmanan devam ettiği için başlıyor, sık sık aramaya başlıyor. Ya az evvel aradın, niye arıyorsun beni, boğuyorsun, daralıyorum. Tamam yaparız diye böyle. Kovalayan kovaladığı müddetçe kaçan kaçıyor. Bu oyun. Sonra kovalayan aman seninle mi uğraşacağım ya diyor. Kovalamıyorum diyor. Dönüyor, dünyada başka şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Başka şeylere sevgisini yöneliyor. Veriyor. Ha, mesela bayanlarda çok gördüğüm Türkiye'de erkek duruyor. Karısı başlıyor onu kovalamaya. Kovalamayınca, kovalama devam ettikçe de o kaçıyor. O sırada seninle mi uğraşıyor? Gidiyor annesinle fazla miktarda ilgilenmeye başlıyor. Burası çok önemli. Kovalayan kovaladığı müddetçe kaçan kaçar dedim. Kovalayan durup başka şeylerle uğraşınca kaçan ana abi duruyor. Arkadan kovalayan yok. Sonra kadın da erkek de anlayamadıkları bir tarzda, nasıl olduğunu tanımlayamadıkları bir tarzda roller ters değişir. Kaçan, kovalayan, kaçan olur. Bu oyun çok merak ettim ama seneler önce. Neyse aklıma, belki Osmanlı kültürünü biraz bildiğim için, Roma ve Mısır'da acaba bu kadınla erkek arasında yaşanıyormuş mu diye, bunu nasıl öğrenirim diye Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Ankara'da gerekli bölümü buldum. Bölüm başkanının adını soyadını öğrendim. Randevu aldım. Gittim kendimi tanıttım. Efendim ben buyum dedim.
kafamda bir şey var. Bu kaçma kovalama Mısır'da erkekle kadın arasında veya Roma'da oluyor mu diye. Çok da saygı değer benden gençti. İnceleyeceğim, ben size haber vereceğim hocam dedi. 15 gün sonra aradı. Deniz Hanım neymiş biliyor musun? Böyle romanlardan, şeylerden böyle ilişkilerle ilgili anekdotlar çıkarmış çokça. İspatlarıyla böyle. Aynı oyun orada da. Yüzyıllardır oynanıyor yani. Oynanıyor bu oyun. Peki niye kaçma ve kovalama oynanıyor? Bakın ilişki bana göre akordiyon gibidir. İlişkide ilk başta diye çok tırmandık. O balayı dönemi diye tanımladığımız, birkaç ay cicim ayı ne güzel söylediniz diye tanımladığımız aylar bittikten sonra akordiyonu düşünün. Akordiyonun tuşları vardır, körüğü vardır. Nasıl? Ne yapar akordiyonu? Biz yakınlaştırırız, uzaklaştırırız. Evet. Ancak yakınlaşma ve uzaklaşma olduğunda akordiyonun sesini duyabiliriz. Yoksa akordiyon stabil bir şekilde durursa oradan bir ses çıkmaz. İlişkide aynen böyledir. Nasıldır biliyor musunuz? İki taraf paylaşacak bir şeyi uzaklaşacaklar. Kendi bireysel bütünlüklerinde kalacaklar bir süre. Kendi bireysel bütünlükleriyle birlikte olacaklar. Anlatabildim mi? Sonra bana... Şimdi aklıma geldi. Kendi kendileriyle kalıp düşünme payı mı bu oldu? Hayır. Nedir? Kendinle birlikteliğini yaşamak. Kendi bireysel bütünlüğünü yaşayabilmek. Anlatabildim mi? Kendi kendinle. Şimdi öğrencilerim bana bir soru sormuşlardı. Hocam bu kadar duygularla uğraşıyorsunuz. Hangi duyguyu çok seversiniz diye. Ben en çok özlemi severim. Özlemek aman üstüne yoktur. Bir sevgilim var benim. O karşımda olursa onu yaşarım. Onu görürüm. Onu işitirim. Ona cümleler söylerim. Onun cümleleri gelir benim iç dünyamda bir yerlere dokunur. Anlatabildim mi? Onu yaşarım. Halbuki özlemde o yoktur. O olmadığı için benim sevgilimin benim için nasıl bir anlam ve mana ifade ettiğini ancak özlemde anlar insan. Ben size söyleyeyim, Türkiye için söylüyorum bunu. Benim memleketimde böyle başlarız, tırmanır, yapışırız birbirimize kalırız. Boğulur o zaman ilişki. Bir söz vardır, diğeri mi bilmiyorum ama çok muhabbet tez ayrılık getirir diye. Acaba bilmiyorum sizin bu anlatınızla bir uyum sağlıyor aynen mu? Aynen katılıyorum. Biz aynen öyle yapıyoruz çünkü birden çok muhabbetli oluyoruz. Ondan sonra da kolay kolay bu devam etmiyor ve ayrılıyoruz. Şimdi ilişkiyi sürdürmek zor. Deniz Hanım neden zor acaba? Ne oluyor da ilişki zorlaşıyor? Ben şöyle tanımlayayım. Şimdi yanlış çizdim. Anlatayım biraz. Şimdi ilişki ilk başladığı zaman o tırmanma devam ettikçe anlatayım mı? O cicim ayları diye tanımladığınız kaybolmaya başladıkça ilişkinin içerisine farklı farklı yaşantılar girmeye başlıyor. Daha önceden ben ve partnerim o beni ben onu karşılıklı yaşarken aylar seneleri geçtikçe ilişkinin içine farklı farklı yaşantılar giriyor. Ne demek farklı yaşantılar girmek? Şöyle tanımlayıp şunu eğer gösterebilirsek. Şöyle gösterebilirsek eğer. Görüyorlar, bakın, evet. Şu bir kadın. Evet. Ve kadının tüm dünyası. Bu da erkek ve erkeğin tüm dünyası. Evet. Tamam mı? İlişki ilerledikçe bu bir kadın, bu bir erkek. Evet. Bu bir kadın, bu bir erkek. Bu bir kadın, bu bir erkek. Şimdi şu ilişki nasıl bir ilişki? Size onu tarif edeyim. Bu ilişki şöyle bir şey. Benim sizinle
bir birlikte diyalogumuz var. Bir yaşıyoruz. Şu ortadaki çizilmiş olan bölüm benim eşimle ortak paylaştığım dünya. Burası benim, bana ait dünyam. Burası da eşimin kendine ait. Ne demek benim, bana ait dünyam? Benim annemle, babamla, kardeşlerimle ilişkilerim bana aittir. Bu eşimi ilgilendirmez. Bu eşimi ilgilendirmez. Ben burada şunu, benim eşimin, benim annemle, benim babamla, ablamla ilişkisi ona aittir. İkisi de yetişkin bir şahıs. Kendi bugün şeyde ya. De konuştuk. Evet. Lütfen, benim canım yanıyor. İnanın Deniz Hanım, canım yanıyor. Bu rahatsızlığı üzülüyorum. 40 yıl yakındır meslek hayatımda, bu yaşıma kadar daha ben bu ülkede, ülkemde iki kişi evli insan görmedim hiç. Lütfen iki kişi evli kalın. Karım gelip bana, annem bana böyle söyledi, annem bana bunları söyledi, annem bana bunları yaptı dediğinde sazan balığı gibi yakalanmanın bir anlamı yok. Ben olsam dinlerim, çok üzülmüşsün derim. Git annemle çöz, sen de yetişkinsin derim. Tamam mı? Evet. Nedir? Zamanla benim ikimizin diyaloğunun ortak zevklerimiz çıkacak ortaya. Senin de benim de ortak zevklerimiz bunlar çıkacak ortaya. Ama zaman ilerledikçe farklı zevklerimiz de çıkacak. Evet. Ben mesela briç oynamasını çok severim. Çok önemlidir benim için, bir anlamdır briç oynamak. Benim partnerim kağıda elini almaz, hiç sevmez. Benim partnerim defileyi sever, ben defilede sıkılırım. 5 dakikada daralırım. Ne yapacağız? Hocam ben... o zaman ne yapacağımız için bir sonraki bölümümüze kadar kısa bir aramız olacak. Tabii efendim. Değerli izleyiciler, bu güzel sohbeti kaçırmayın. Çok kısa bir süre sonra yeniden birlikte olacağız. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Günün her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum.
gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. İstediğimiz her an farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. I love my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs iş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Yeniden hoş geldiniz. Profesör Ünsal Söylemezoğlu'yla ilişkiler, erkek kadın ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden evet. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. İlişki ilerleyince farklı yaşantılar çıkacak dedik ilişkinin evet. içinde. Değil mi Deniz Hanım? Şurası ortak paylaştığımız dünya. Nedir mesela? Ortak kültürel özelliklerimiz, evet. ortak müzik seçimimiz çıkacak. Anlatabildim mi? Bir de farklı olan yanlarımız da çıkmaya başlayacak. Tamam mı? Nedir? Benim iş hayatım bana aittir. Şimdi bir ilişkisi yoktur. Benim evet. iş hayatıma yani müdahale ederse, benim sınırlarıma girmeye kalkarsa ben bir dakika derim. Bir de aynı işte çalışanlar var, onlara ne diyeceğiz? Daha zor. Daha zor. O pek kolay değil galiba. Bakın şu nasıl bir ilişki? Şu kadın, şu erkek. Size göre bu nasıl bir ilişki? Evet, yakın bir ilişki. Ama evet. ama aynı ortak şeyleri olmayan herhalde. Heh. Ortak paylaştıkları. Teğet ilişki. Mesela nasıl evet. bir ilişki bu? Ben size söyleyeyim mi? Evet. Mesela atıyorum ben dün gece evde kitap okuyordum. Partnerim televizyon seyrediyordu. Tamam mı? Televizyon seyrediyordu orada. Hiç ortak paylaştığımız bir dünya yoktu. Sonra benim uykum geldi. İyi geceler dedim. Gittim yattım. Veya beraber el ele gayet güzel, keyifli bir şekilde bir kokteyle gideriz. Ben ne bileyim bir yere gideriz. Oo, ben orada arkadaşlarımı görürüm. Partnerim arkadaşlarını görür, onlarla sohbet eder. Arada bir uzaktan göz göze geliriz. Ne haber deriz. Anlatabildim mi? Bak ortak paylaştığımız dünya yok. Teğet bir evet. ilişki. Peki size bir şey soracağım. Şu nasıl bir ilişki? Şurası ortak paylaşılan dünya. Şurası benim, burası da partnerimin kendine ait dünyası. Bu nasıl bir ilişki sence? Fazla iç içe girmiş bir ilişki. Hiç yani. Suratınızın hoşnutsuzluğu çok hoştu. Fazla bak, vıcık vıcık dediğiniz gibi. Burada evet. bakın bu ilişkinin ilk başladığı o tırmanma zamanlarında tırmanma olur. Zaman, yoksa evet. hep böyle bir ilişki boğulur. Özgürlük ben ve sen diye kimlik bile kayboluyor. Biz diye bir kimlik çıkıyor. Bu boğulur. İlişkinin ilk başladığı zamanlarda çıkar. Bir, ne demiştik? Akordeon demiştik. Uzaklaşır, yakınlaşır. Bazen
sarıldığında insan çok güzel hisseder onu bazen. Anlatabildim mi? Bazı anlarda yaşar insan şunu. Şu nasıl bir ilişki? Artık iyice. Hı? Ayrılmış kendi dünyalarında herhalde. Öyle bir şey yok. Ayrılmış nasıl değilim ben şimdi buradayım. Eşimle ayrılmış falan da değilim. Eşimle ilgili bir şey de düşünmüyorum, hissetmiyorum. Ben kendi dünyamdayım. Burada işte geldik, birlikte program yapıyoruz, tanıştık. Çok memnun oldum. Ne güzel bir gün yaşıyorum burada. Eşim ne yapıyor? Ne yapıyorsa yapıyor. O ona ait çünkü. Çünkü biz bir evlilik içerisinde çocuk da varsa üç yaşantı var. Bir, ben eşimle karı koca olarak bir arada yaşıyorum. Bir birinci yaşantım. Kadın erkek ilişkisini içeren bir yaşantı bu. İki, ben çocuklarımın babası, eşim de çocuklarının annesi. Dolayısıyla da benim eşimle ebeveyn olarak, anne baba olarak bir ilişkim var. Bir de benim bireysel, eşimin de bireysel bir bütünlüğü var. Üç komponentten. Bizim Türkiye'de insanların en büyük yaşadıkları zorluklardan birisi bireysel bütünlüğünü kaybetme korkusu. Kontrol, denetim, sorgulama. Çünkü bunu anlamak için şunu biraz vurgulamamın önemli olduğunu düşünüyorum. Deniz Hanım, böyle insanları ilişkilerde birbirinden ayırt eden bir sınır vardır, sınır. Sınır ben ile ben olmayan insanı ya da insanları ayırt eden bir sınırdır. Bu soyut bir kavram, elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Ben olmayan insan kim? Herkes. Benim eşim ben olmayan bir kişi, benim annem, benim kardeşim, ben olmayan kişi. Bireysel sınırlar var. Bireysel sınırlarım benim vardır, sınırlar. Bu stüdyonun bir sınırları var, bakın. Duvar, kapı, bu duvar yanındaki dershaneden ayırt ediyor. Bu duvar sınır oluşturuyor bu stüdyo ile şey arasında. Bu sınırın önemi çok büyük. Bu sınırın en vıcık vıcık olduğu, birbirimizi uzantımız gibi yaşadığımız ilişki, evlilik ilişkisi. Ben eşime bağırma hakkına sahibim. Nereden alıyorsun bu hakkı? Geliyor eşim beni sorguluyor, yargılıyor. Ne yaptın orada? Mesela iki kişi evli insan görmedim ben gerçekten. Benim bir arkadaşım var Ayşe, eşim onu hiç sevmeyebilir. Sevmiyorsa eşim Ayşe ile arkadaşlık yapmaz. Benim Ayşe ile olan ilişkime onunla konuşma. Ben onu sevmiyorum. Sevmiyorsan sevme. Ben onu seviyorum Ayşe'yi. Bak üçlü ilişki ne kadar zor görüyor musunuz? Arap saçı gibi. Çok zor çıkılır o ilişkinin içinden. Şimdi, bu herkes olabilir. Aile yakınları, arkadaşlar, komşu değil ben, mi? Herkes... Ben 10 kişi evli bilirim. Deniz Hanım, eltiler, görümceler, bacanaklar, bilmem neler. Dünya kadar. Vıcık vıcık oluyor ondan sonra. O ilişkinin içinden iki insan zor diye konuştuk az evvel. Evet. Üç insan ilişkisi Arap saçı gibidir. O aradan çıkmak söz konusu. Karım bana gelsin söylesin. Bireysel özelliklerinizi de kaybetmemeniz gerekiyor. Kaybetmemek. Evet. Çünkü o bireysel bütünlüğüme ben sahip çıkacağım. Şimdi en önemlisi ilişki bu dolaşacak. Dolaşacak. Problem nerede çıkıyor? Şuradaki sınırlar birbirine karıştığında ya da eşim bunu istediğinde, ben bunu istediğimde karışıyor. İşte problem çıkıyor. Şimdi aklıma geldi. Tabii evlilik konseptini konuşmak pek kolay bir şey değil. Çok zorlukları olan bir komponent. Böyle bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. Gençlikle ilgili bir konuşma yapıyordum ve oradan evlilikle ilgili gençlerin birkaç kişi bir arada böyle bir düşündü. Düşündüler kendi aralarında, böyle baktım, dedim Ünsal oradan bir şey çıkacak, iyi bir soru çıkacak böyle. Birbirlerine şeyle konuştular falan. Bir elini kaldırdı, buyurun dedim. Hocam dedi, evlilik için ne dersiniz? Delikanlı bu, üniversite öğrencisi. Şimdi bir delikanlı, bir genç kız bana bir soru sorduğu zaman ben çok önemserim onu. Hiç geçiştirmem. Yetişkin olsa geçiştirebilirim belki. O opsiyonu biraz tanırım. Ya Deniz Hanım şu anda vaktim yok. Başka bir zaman konuşuruz. Veya uzun bir konu. Bir gün iyi zaman ayıralım. Ama genç bir soru sorduğu zaman ona mutlaka bir cevap veririm ben. Çok önemli görürüm onu.
her sorduğu soruya bir cevapla. Şimdi durup da orada evlilik çok uzun bir konu da bir dakika değil, üç günde anlatılır falan, sevmem onu. Birden düşündüm ne diyebilirim diye. Aynen. Ve buna halen de inanıyorum. Yeni evlenen çiftlere, bunlar evleneceksiniz, şimdi üniversite öğrencisiniz. Evlendiğiniz zaman ayrı iki tane yatağınız olsun. Ayrı iki tane yatağınız olsun odanın içerisinde. Birbirinize yakın hissettiğinizde yılan gibi kıvrılır, nasılsa birbirinizi bulursunuz. Önemli değil. Ama ayrı iki yatağınız olsun. Neden? Sınırı konuştuk. O sınırlar çok vıcık vıcık oluyor dedim. Ben gece yorganı ayağımın arasına alıp yatmak istiyorum. Yorganı çekiyorum. Karım rahatsız ediyor. Bazen bana dokunulsun istemiyorum ya. İstemiyorum, dokunmasın bana. Değişik olabiliyor. Tabii. Günlük sorunlar, günlük problemler. Kendi iş dünyamdan kaynaklanan canım istemiyor. Evet. Bana bugün dokunsun istemiyorum. Bir bakıyorum eşim ayağıma dokun. Ya dokunma bana. Nasıl sınırlar karışıyor. Ayrı iki yatak olursa ben bazen yatağa yan yatmak isterim. Aynı yataktayken yatın da göreyim. Fırça yersiniz anda. Ya azarlanırsınız, sınırsızız ya. Bana azarlama hakkını nereden veriyorsa işime. Yani bir kağıdın altına imza attık diye. Beni azarlama hakkına sahip değil. Yok öyle bir şey. Ya da bir sağlık probleminiz olabilir. O şekilde o pozisyonda uyumanız gerekiyor olabilir. Farklı şeyler veya da keyfim çok yerindedir. Hı. Kendimi yatağın üstüne atmak istemişimdir. Görüyor musunuz bakın sınırlarla ilgili. Onu anlatayım, çok hoşuma giden, müsaade ederseniz Deniz Hanım. Bunu anlatırken ön taraftan 75. 70. Bu çocuğun sorduğu soruya Bu cevabı verdiniz. Verdiniz. Evet. Ayrı yatağınız olsun. Hatta yürekliseniz dedim. Ayrı odanız mı olsun? Ayrı. Çocuğun odası diye iki odalı bir yer aldıysanız çocuk olana kadar ayrı yerlerde yatın. Ben söyleyeyim, bunu kaçamağını nasıl yaşıyoruz biliyor musun? Kaçamağını evlendikten 7. seneden itibaren o erkek salonda yatıyor, kadın yatak odasında yapıyor. Bir daha da giremiyor oraya. Böyle bir şey. Çünkü ilişkiyi sürdürmek zor, gerçekten zor. Zor. Böyle Salman Aktar diye bir hocam vardır. Pakistan kökenli Amerikalı vatandaşı, çok inanılmaz bir psikanalist, sayılı bir dünyanın psikanalistlerinden. Şöyle der: karşılaşır aşık olursunuz, evlenir çoluk çocuğa karışırsınız. Bir süre sonra cinsellik ketlenmeye başlar. Çünkü artık akraba olmuşsunuzdur. Akrabalıkta cinsellik ayıp, yasak, günah olarak öğretilir bize çocuklukta. Eşinle akraba olduktan sonra birbirinizin başının etini yemeye Cenab-ı Allah kurtarana kadar devam edersiniz der. Çok evet hocam, gider. Sohbete devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, yeniden kısa bir aramız var. Ve daha sonra tekrar birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı,
yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Seren farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. My university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs iş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Tekrar sevgili izleyiciler ve konumuz bildiğiniz gibi kadın erkek ilişkileri ve çok heyecanlı bir konuşma ve söyleşi oluyor efendim. Bundan sonrası için neler söylüyorsunuz? Şimdi geldik, aynı evdeyiz, akordeon gibi ilişkileri kurduk. Arada bir uzaklaşıp arada bir yakınlaşmalıyız anladığım kadarıyla. Paylaşalım. Ayrılığı, özlemi yaşamalıyız. Peki bundan sonra ne oluyor? Çok güzel. Çok özet güzel. Özet çok galiba güzel böyle iki bölümümüzün. Evet. Ben şunu önereceğim. İnanın eşler ilişkilerde kimse birbirini dinlemiyor.
Ama o toplumsal bir sorunumuz. Hiçbir konuda dinlenmiyoruz. Evet. Sorunu varsa toplumun sorunu. Ben birey olarak aile içinde eşimle bir çözeyim. Ben o sınırlarımı oluşturayım. Biraz dinleyeyim onu. Kimse kimseyi dinlemiyor. Eşler arasındaki kavga neden çıkıyor biliyor musunuz Deniz Hanım? Ben size söyleyeyim mi? Ben geliyorum, beni dinle, anla, onayla diyorum. Sev beni diyorum. Sen de diyorsun ki karşıya geçiyorsun. Hayır olmaz arkadaş. Sen beni dinle. Sen beni anla. Sen beni sev diyorsun. Kavga ediyorsun ondan sonra. Dinlemek o kadar önemli ki. Sadece dinlemek. Yorum yapmadan. Biraz da empati yaparak dinlemek de yararlı. Bırakın herhalde empati yapmayı da, sadece dinlemek. Biz dinlemeyi bilmiyoruz ki. Dinlerken illa onun yaşadığı duyguya, zorluğa yol bulacak, çözüm sağlayacak yollar bulmaya çalışıyoruz. Lan hamal, sana ne? Çok üzülmüşsün de. Bunu çözülmemek için ne düşünüyorsun de. Bizde çok önemli. Çok önemli gördüğüm bir şey var. Çok fazla miktarda görüyorum. Şöyle sağlıksız, Deniz Hanım, sağlıksız insan ilişkisi üçgenidir bu. Bu köşede yargıç tutum vardır. Yargıç tutum. Yargıç tutum. Dün akşam neredeydin? Niye bilmem kimin yanında böyle konuştun? Anama niye böyle söyledin? Niye onu bana haber? Yargıçtır bu. Taraflardan biri yargıç olur. Şu köşede kurtarıcı ve uzlaştırıcı tutum var. Ya hayatım, yolda geliyordum, arkadaşları gördük ya. Hadi gel şurada biraz oturalım dedi. Bak baba nasıl kurtarmaya çalışıyor, uzlaştırmaya çalışıyor. Taraflardan biri yargıç, öbürü kurtarıcı olur. Yargıç başlar yargılamaya. Niye? Öbürü de hep açıklama verip, izah et verip kurtarıcı rolüne girer. Sanmayın bu hep böyle geçer. Ben yargıç, sen kurtarıcıyken bir süre sonra nasıl değiştiğini inanın eşlerden ikisi de anlamaz. Bir süre sonra ben kurtarıcı olurum, sen yargıç olmaya başlarsın. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Sağlıksız bir ilişkidir. Bir ortak yaşama, birlikte karar vermek demek benim karşıdaki insanı aşağılamam, değersizleştirmem. Anlatabiliyor muyum? Demek eşler ki, arasında tabii. Ama canım yanıyor. Sen de. Bu ne demek? Değersizleştirmek. Nereden bu hakkı alıyorsun? Bir kağıdın altına imza atmak bu hakkı vermiyor. Ama ne oluyor? O sınırlar önemsenmediği için. Tabii bir köşede de, alttaki köşede de kurban tutum var. Ondan sonra meyhaneye git, Orhan abinin kasetini koy, rakıyı, balığı koy yanına. Bana kaderimin diye otur, içki iç. Kurban edilmişsin hayata. Kadercilik oluyor. Ama her şey insanın kendinde başlar, kendinde biter. Ben buna inanıyorum. İnsan eğer kendi isterse bunu, kendi isterse, dikkat edin. Kurban olmayı ya da suçlu yargıç çözümlemeyi, olmayı mı? Çözümlemeyi. Bunları çözümlerse içinde. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda Deniz Hanım, ben sizin yüzünüzü görüyorum. Siz de benim yüzümü görüyorsunuz ama ben kendi yüzümü görmüyorum şimdi. Siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Evlilik ilişkilerinde, ortak yaşam ilişkilerinde hep karşı taraf görülür. Sen orada onu yaptın, sen burada bunu yaptın. İnsan hiç kendini görmüyor. Ya ben ne yaptım da bu noktaya geldik gibi bir şey olmuyor. Dinlemeyi bırak. Öz eleştiri yok yani. Yok tabii. Evet. Bir dakika de, dinleme olmadığı için dinlemeyi bırak. İşitmiyorlar bile birbirlerini. O ona bağırıyor, hakaret ediyor, aşağılıyor, suçluyor. Öbürü ona. Evet. Olmaz. Olmaz. O zaman ilişkiyi sürdürmek zor. Bir insan, ben bu cümleye inanın çok inanıyorum. Bu benim kişisel deneyimlerimin, kişiliğimin bugüne getiren parçası. Bir insan bir ortak evliliği bir arada götürmeyi yaşıyorsa, eğer orada mutsuzsa hayat cehennemdir. Orada eşiyle birlikte mutlu yaşıyorsa hayat cennet demektir onun için. Böyle bir ilişkide bir şey varsa ki, bütün ilişkiler için ben geçerli sayarım onu. Bütün ilişkilerde, insan ilişkilerinde bir şey varsa o ilişkidir. Yoksa o ilişki değildir bana göre. Ben de senden gelişeceğim, sen de benden gelişeceksin. Tahtaravalli gibi. Bazen ben senden, bazen sen ondan gelişeceksin. Eşler arasındaki ilişkide bu olmuyor. Neden olmuyor dersiniz?
size göre neden olmuyor gelişmeye? Adım atmıyoruz da karşı taraflı birbirimizi habire suçluyoruz, yargılıyoruz. Biraz bencillik olabilir mi? Rekabet. Evet. Ay çok güzel evet dediniz. Evet, bencillik de var tabii her zaman. O da söz konusu. Bencil insan ne demek? Kime denir? De kendi özelliklerini düşünen, kendi isteklerini düşünen, kendine verilmesini vermeyi bilmeden hep almak isteyen insanlar herhalde bencil insanlar diye düşünüyorum. Çok karışık. Çok şeyi anlattınız ama. Kendini düşünen insan. Evet. Şaka yapıyorsunuz galiba. Neden? Deniz Hanım şaka mı yapıyorsunuz? Ya kendini düşünen insan normal bir insandır. Sağlıklı bir insandır. Deniz Hanım ben kendimi ben düşünmeyeceğim de beni karım mı düşünecek, anam mı düşünecek? Kardeşim mi düşük olur böyle şey? Olmaz ki. Bencil insanın bununla hiçbir bağlı. Ben size bencili tarif edeyim mi? Evet. Tabii. İster misiniz? Evet. Tabii. Ben eğer karşımdaki insanın benim istediğim gibi olmasını ondan istiyorsam ve bekliyorsam, hayır saçlarını sarı değil siyah yap, hayır şu eteğini değil şunu giy, hayır oraya gitmeyelim gel buraya gidelim diye karşımdaki insanın benim istediğim gibi olmasını ondan istersem ve beklersem o zaman bencil olur. Yoksa kendini düşünen insan normaldir. Çünkü kendini düşünen hani dedik ya bireysel bütünlüğünde insanın yaşayabilmesi. Çünkü evliliklerdeki az evvel biraz değindik en büyük korku bireysel bütünlüğünü kaybetme korkusu çünkü. Bir gidiyorsun cüzdanı karıştırmış. Olur mu böyle bir şey? Benim cüzdanıma eşim nasıl karıştırır? Sınırlarıma girilmiş, müdahale edilmiş hissederim kendime. Burada benlik peki, tehdidi. Hoşgörünün yeri nedir bu ilişkide? Hoşgörüyle. Yani işte bugün karıştırmış, bir daha yapmaz. İşte ben ona bugün hoşgörülü davranayım. Bu ilişkiyi nereye getirir? Çünkü hoşgörü, fazla hoşgörü de çok olumlu ederim. Sonuçlara. Bir şiirle cevap vereyim mi? Siz şairsiniz. Evet, şiirleri seversiniz. Sigarayı bırak dedin, duman gözlerimi yakar, bıraktım. Ananı bırak dedin, kaynana istemem, söz eder, bıraktım. Gün aşırı sevmeyi bırak dedin, her gün sev, bıraktım. Sakal bırak dedin, yanaklarımı tel tel okşasın, bıraktım. Bunca sevmekten sonra bırak beni diyorsun, şaka mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun, bırakamam seni. İşte evet. Bu noktaya geçir. O zaman hoşgörü bu noktaya mı getiriyor? Bu noktaya getiriyor. Evet, evet. O da tehlikeli. Yani çünkü genelde şöyle bir düşünce vardır. İki tarafta bazı hataları kendi çapında hoş görürse bu ilişki, bu evlilik iyi gider diye. O zaman sizin bu söylediklerinizle örtüşmüyor bu. Tabii, değil mi? Tabii. Çünkü ilişki, kadın erkek ilişkisi hiç fark etmiyor. Lezbiyen ilişki, homoseksüel ilişki hep aynı şeyler yaşanıyor orada da. Orada da hiçbir şey değişmiyor yani. İlişki çok hassas bir denge. Seneler seneler ilerleyince... İlerleyince ne oluyor biliyor musunuz? Bugün siz sinemaya gitmek istiyorsunuz. Film 14.30'da başlıyor diye düşünüyorsunuz. Çok hevesle, keyifle şak 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 gidiyorsunuz sinemanın önüne. Ana abi de bakıyorsunuz ki 2'de başlamış. Saat 2.25 geçiyor. Girer misiniz? Girmezsiniz. Çünkü filmin birçok karakterini, birçok özelliğini kaybetmişsinizdir. Bilmiyorsunuzdur. Kadınla erkek biri 23, biri 25 yaşında tanışır. Başlar ilişkide bir şeyler yaşanıp devam etmeye. Geride maziden gelen, çocukluktan gelen kişi bunun farkına vararak yapmıyor bunu. Yapmıyor. Bir süre sonra maziden anne babasıyla, mazisiyle yaşadıklarını öyle bir karşı tarafa aktarıyor ki, o kadar çok ilişkinin o anında onlar var oluyor ki. Anlatabildim mi? Onun için onu da bilemeyiz. Bizim bir lafımız vardır. Ben evlilik ilişkisini ona benzetirim. Üzgünüm öyle. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. İşte bu burbuna evet, dayanır. Evet. Dolayısıyla da ben ne bileyim, ilişkide kırılma ve incinme çok olur. Nasıl affedeceğiz birbirimizi bunu bilmemiz önemli. Eşim bana beni kırmak veya incitmek için bir şey de yapmamıştır. Ama ben kırılmışımdır. Çünkü sizin bakış açınızla belki o öyle oluyordur. Ben kırılmışımdır orada. Ben incinmişimdir. Beni kırmak için yapmamıştır. Ama ben kırılmışımdır. Bu kırılganlığımı, bu acımı onunla paylaşmam önemli.
Ben olsam, ben eşimi kırmak için bir şey yapmadım ama eşimin kırıldığını, incindiğini ve çok üzgün olduğunu fark etsem sadece yanında otururum. Eğer o müsaade ederse elimi sadece elinin üstüne dokunurum. Onun ne kadar çok kırıldığını ve incindiğini sadece dinler, empati dediğiniz az evvel anlamaya çalışırım. Bu kadar çok üzülmene üzüldüm derim. Yoksa kusura bakma, affet beni. Ne demek affet, kusura bakma? Benim seni kırmak gibi bir niyetim yoktu ki, sen kırıldın ona. Veya eşim beni kırmak gibi bir niyeti yoktu ama ben kırıldım ona. Kırıldığım zaman affet beni. Yok, hayır, ben olsam söylemem. Affetmek bambaşka komponentleri içeriyor çünkü. Evet. Bu tür şeylere çok yatkın bir ilişki. O açıdan çok hassas. Şöyle bir şey var hocam, ben tabii çok rastlıyoruz, duyuyoruz. İşte biz evlenmeden önce 5 sene bir birliktelik yaşadık. Evlendik, aynı eve girince 4 duvarın arasında bitti. 3 ayda ayrıldık. Şimdi bu tür ilişkiler nasıl oluyor? Yani bu biraz önce anlattıklarınızın hepsini kapsıyor gibi aslında. Çok güzel. Çok önemli bir noktaya değindin Deniz Hanım. Şeyde Avrupa ülkeleri ortaklaşa bir proje götürdüler. Çok heyecanlandım o projenin, çalışmanın sonu ne çıkacak diye. Proje şu. Ya arkadaş, bu kadın erkek ilişkisi, evlilik ya da aynı evde yaşamak, aynı ortamda yaşamak bu ilişkiyi sağlıksız etkiliyor. Biz de ayrı evlerde yaşasalar acaba nasıl olacak diye. İstedikleri zaman bu evde kalacaklar. İstediği zaman o gidecek, öbür evde kalacak. Ayrı evlerde yaşasalar ne olur acaba ilişki diye. Çok kapsamlı ve UNICEF'in falan çok para verdiği geniş bir çalışma. Avrupa ülkelerini kapsayan bir şey. Avrupa ülkelerinde yapılan bir şey. Evet. Sonucunu söyleyeyim mi? Evet. Hiç değişen bir şey olmadı. Aynı şeyler yaşandı orada. Onun için her şey insanın kendinde başlar, kendinde biter. Evet. Tabii bu konu çok derin, çok uzun olsa da farklı ortamlarda çok uzun tartışılacak bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum bu güzel sohbet için. Çok keyif sanıyorum verdi bazı mesajları da çok değerli seyircilerimiz aldı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok bu toplantıya, bu söyleşiye. Evet değerli izleyiciler, bugünkü programımız da burada sona erdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.